Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2019-2020 Öğretim Yılı, 2. Dönem Sınavı, 1. Oturum, 151, Coğrafya 1. Soru 1. Kutup bölgelerinde yaşayan hayvanlar genelde uzun beyaz tüylerle kaplı deriye sahipken, sıcak çöllerdeki hayvanlar ise çoğunlukla susuzluğa dayanıklı olup arazinin rengine uyan derileri tüysüzdür. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Kutuplarda hayvan türü sayısı azdır. B. Kutuplarda bitki örtüsü gelişmemiştir. C. Doğal şartlar canlıların özelliklerini etkiler. D. Çöl canlılarının suya ihtiyacı yoktur. Doğru cevap C. Doğal şartlar canlıların özelliklerini etkiler. Soru 2. Christoph Kolomb, Magellan ve Vasco da Gama'nın seyahatlerinde yararlandığı Coğrafya Rehberi adlı eserin sahibi olan eski çağın gökbilimcisi ve matematikçisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Thales, B. Uluh Bey, C. Strabon, D. Batlamyus. Doğru cevap D. Batlamyus. Soru 3. Güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Buna bağlı olarak sıcaklık değerleri de kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgili değildir? A. Çizgisel hızın kutuplara gidildikçe yavaşlaması B. Tarım yapılan üst sınırın kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşması C. Denizlerdeki tuzluluk oranının kutuplara doğru azalması D. Kutuplara gidildikçe geniş yapraklı ağaçların yerlerini iğne yapraklılara bırakması. Doğru cevap A. Çizgisel hızın kutuplara gidildikçe yavaşlaması. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi 3 Ocak ve 4 Temmuz'da astronomik açıdan yaşanan bir durumdur? A. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi başlar. B. Dünyanın güneşe en yakın ve en uzak olduğu zamanlardır. C. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi eşitlenir. D. Yengeç dönencesinde öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz. Doğru cevap B. Dünyanın güneşe en yakın ve en uzak olduğu zamanlardır. Soru 5. Dünya güneşe karşı şekilde belirtilen konumdayken aşağıdaki günlerden hangisi yaşanır? A. 21 Aralık, B. 21 Mart, C. 23 Eylül, D. 21 Haziran. Doğru cevap D. 21 Haziran. Soru 6. Türkiye'nin en kuzey ile en güneyinde yer alan iki nokta arasındaki kuş uçuşu mesafeyi hesaplamak için gerekli olan bilgi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bu noktalardan geçen meridyen değerleri B. Türkiye'ye yüz ölçümünün sayısal değeri C. Bu noktalardan geçen paralel değerleri D. Türkiye'nin başlangıç meridyenine olan uzaklığı. Doğru cevap C. Bu noktalardan geçen paralel değerleri. Soru 7. Türkiye'nin özel konum özelliklerinden hangisi uluslararası ulaşımda önemli bir ülke olmasına katkı yapmaz? A. Ortalama yükseltisinin fazla olması B. Üç tarafının denizlerle çevrili olması C. Orta Doğu ve Avrupa arasında köprü olması D. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması. Doğru cevap A. Ortalama yükseltisinin fazla olması. Soru 8. Türkiye haritası üzerinde aksine bir uyarı işareti yoksa haritanın üst kısmı hangi ana yönü gösterir? A. Doğu, B. Kuzey, C. Batı, D. Güney. Doğru cevap B. Kuzey. Soru 9. Aşağıdaki yerlerin haritaları eşit ölçülere sahip kağıtlara tam sığacak şekilde çizilirse hangisinin ölçeği daha büyük olur? A. Avrupa kıtasının, B. Doğu Anadolu bölgesinin, C. Anadolu Yarımadası'nın, D. Cumalı Kızık Köyü'nün. Doğru cevap D. Cumalı Kızık Köyü'nün. Soru 10. Renklendirme yöntemiyle çizilen fiziki haritalarda yeşil tonlar deniz seviyesine yakın yükseltinin az olduğu yerleri, kahverengi ve tonları ise yükseltinin arttığı alanları göstermektedir. Buna göre Türkiye fiziki haritasında yer alan aşağıdaki ovaların hangisinde yeşil tonlar hakimdir? A. Erzincan Ovası, B. Çukurova, C. Ankara Ovası, D. Yüksekova.
Doğru cevap B. Çukurova. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkilerinden biri değildir? A. Yer çekimi gücünün kutuplara doğru artmasını sağlar. B. Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. C. Güneş ışınlarını dağıtarak karanlık yerleri aydınlatır. D. Canlılar için zararlı güneş ışınlarını engeller. Doğru cevap A. Yer çekimi gücünün kutuplara doğru artmasını sağlar. Soru 12. Aşağıdakilerin hangisinde iklimin doğal çevre üzerindeki etkisi insan faaliyetlerini şekillendirmemiştir? A. Kurak bölgelerde genellikle su ihtiyacı fazla olan tarım bitkileri sulama ile yetiştirilebilir. B. Bol yağış alan yerlerde buna uygun konutlar yapılır. C. Gece gündüz sıcaklık farkı fazla olan yerlerde taşlar mekanik çözülür. D. Yaz mevsimi sıcak ve uzun geçen sahil şehirlerinde turizm gelişmiştir. Doğru cevap C. Gece gündüz sıcaklık farkı fazla olan yerlerde taşlar mekanik çözülür. Soru 13. Güneş ışınları dünya atmosferine ulaştıktan sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A. Bir kısmı erimeye uğrar. B. Bir kısmı kırılmaya uğrar. C. Bir kısmı yansımaya uğrar. D. Bir kısmı yeryüzünü ısıtır. Doğru cevap A. Bir kısmı erimeye uğrar. Soru 14. Sıcaklığın yeryüzüne dağılışında etkili olan unsurlardan biri de güneşlenme süresidir. Ülkemizde Akdeniz bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri güneşlenme süresinin uzun olduğu yerlerdir. Buna göre aşağıdaki merkezden hangisinde güneşlenme süresi daha kısadır? A. Hatay, B. Mardin, C. Mersin, D. Ağrı. Doğru cevap D. Ağrı. Soru 15. Basınç ve sıcaklık arasındaki bağlantı grafikte gösterilmektedir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sıcaklık arttıkça basınç artar. B. Sıcaklık arttıkça basınç düşer. C. Sıcaklık azaldıkça basınç düşer. D. Sıcaklık ve basınç arasında bağlantı yoktur. Doğru cevap B. Sıcaklık arttıkça basınç düşer. Soru 16. Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından oluşmakta ve gün içerisinde yön değiştirmektedir? A. Alizeler, B. Batı rüzgarları, C. Meltemler, D. Musonlar. Doğru cevap C. Meltemler. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi ekvatoral iklim ve görüldüğü yerlere ait bir özellik değildir? A. Yükselim yağışları görülür. B. Bulutluluk oranı fazladır. C. Gür ormanların gelişmesini sağlar. D. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır. Doğru cevap D. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır. Soru 18. Türkiye haritasında numaralanmış yerlerde bulunan ovalardan hangisine 21 Haziran günü öğle vakti güneş ışınları dik olarak gelir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Doğru cevap A. 1. Soru 19. Doğu Anadolu'da yer alan 4 numaralı ova için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Diğer ovalara göre yükseltisi daha azdır. B. Ortalama sıcaklık değerleri daha düşüktür. C. Karın yerde kalma süresi daha kısadır. D. Tarımsal ürün çeşitliliği daha fazladır. Doğru cevap B. Ortalama sıcaklık değerleri daha düşüktür. Soru 20. Ege bölgesinde dağların denize dik uzanması deniz etkisinin iç kısımlarına sokulmasını kolaylaştırır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tür dağlardandır? A. Küre, B. Bolkar, C. Aydın, D. Giresun. Doğru cevap C. Aydın. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.